Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Evet, küresel piyasalara bakacak olursak bankacılık krizine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle birlikte riskli varlıklarda rally'yi takip ediyoruz. Asya piyasaları ise krizin hafifliyor olabileceği umutlarıyla birlikte yükselişin hakimiyetini sağlıyor diyebiliriz. Tüm bu ayrıntılarla birlikte özellikle MSCI Dünya Bankacılık Endeksindeki kayıplar oldukça yükselmişti. 500 milyar doların üzerinde kayıplar söz konusuydu. Peki bu nasıl telafi edilecek? Bugün Fed'in toplantısı başlıyor. Yarın ise karar açıklanacak. Tüm bu ayrıntılar Fed'in bundan sonraki faiz patikasında bir değişikliğe yol açacak. Bu konuklarımla birlikte değerlendiriyor olacağım. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. İlk olarak içeriğiyle başlıyoruz. Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle evleri ağır ve orta hasar alan afetzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. 6 Şubat'a kadar elektrik ve doğalgaz dava ve icra takipleri de kaldırılmış oldu. Tüm bu ayrıntıları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Peki dönüp bakıyoruz bankacılık krizine. Wall Street CEO'ları First Republic'in sermayesini güçlendirmeyi değerlendiriyor. Ki bununla birlikte Wall Street CEO'ları bugün Washington'da düzenlenecek Financial Services Forum etkinliğinde First Republic için atılacak adımları değerlendirecek. S&P tarafından ilk kez notu düşürülen First Republic'in hisseleri pazartesi günü %47 düşüşle tamamlamıştı ve banka hisselerinin aylık düşüşü ise neredeyse %90'ı da buluyor. Bunu da ayrıntılı bir şekilde söyleyelim. Üçüncü başlığa dönüp bakıyoruz. Bu kez Credit Suisse'in en riskli tahvillerinin silinmesi kararı sonrasında zarar gören ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvillerin yatırımcıları ise netleşmeye devam ediyor. Tüm bu ayrıntılarla birlikte özellikle Suisse anlaşması sonrasında UBS ve Suisse anlaşması sonrası 17,3 milyar dolarlık yine ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvillerin ise silinebileceği açıklamasının ardından hasar tespiti de ortaya çıkmaya başlıyor. Tüm bu ayrıntıları değerlendirirken jeopolitik gelişmelere dönüp bakıyoruz. Putin, Çin'in Ukrayna barış planını değerlendireceklerini özellikle söylerken Putin ve Çin yakınlaşmasını yakından takip etmiştik. Putin, Çin'in Ukrayna barış planını değerlendireceklerini söyledi. Ülkesini ziyaret eden Çin lideri Xi Jinping'in Ukrayna-Rusya savaşına son verme planını da değerlendirebileceklerini belirtirken Moskova'ya 3 günlük destek ziyaretinde bulunan Şii'ye de hitaben Putin Ukrayna'daki akut krizin çözümü için sunduğumuz planları titiz bir şekilde inceliyoruz da dedi. Son olarak ise küresel piyasaların havasına bakıyoruz. Riskli varlıklarda özellikle rally'nin yaşandığını takip ettik. Bankacılık krizine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle birlikte küresel finans sistemi üzerine endişelerin azalmasıyla hisse senetleri de değer kazanmaya devam ederken dün itibariyle S&P 500 tarafına baktığımız noktada 0,9'luk bir yükselişi hakim olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle vadeliler tarafı da pozitif açılışa işaret ederken Asya tarafında ise bankacılık krizinin hafifliyor umutları ile birlikte ise bir yükselişle güne başladı ve seansı da bu şekilde yürütüyor. Peki bugün hangi verileri takip ediyoruz? Üzerinden geçiyoruz şimdi. NCM Investment günlük veri takvimini sunar. Evet, bakacak olursak bugünün verilerinde saat 10 itibariyle içeriye ait veriyi karşılayacağız. Tarımsal girdi fiyat endeksi Ocak ayına ilişkin veriyi karşılarken Almanya'dan ise mevcut koşullar endeksini Mart ayına ilişkin saat 13'te karşılıyor olacağız. 15.30'da ise gözler Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrilecek. Özellikle Euro bölgesine dair de konuşmalar takip edilirken ECB'nin bundan sonraki faiz patikası nasıl şekillenecek? Bankacılık sisteminin güçlü olduğunu söylemişti Christine Lagarde. Bugün de yine ifadelerinde önemli notlar aranacağını söyleyelim ki beklentiler aslında 50 bas puanın 25 bas puana çevrilebileceği yönündeydi artış konusunda ama bir önceki toplantısında ise
krize rağmen 50 bas puanı yaptırdı. Özellikle burada faiz artımı yaparken de endişelerin üzerinden gelmeye çalışan, endişeye kapılmış bir Merkez Bankası görüntüsü vermemeye çalışan da ECB olmuştu. Tüm bu ayrıntıları takip ederken 17'de ise ABD'den gelecek olan mevcut konut satışları verisi Şubat ayına ilişkin yakından takip edileceğini söyleyelim. NCM Investment günlük veri takvimini sundu. Evet, Asya piyasalarında krizin biraz daha hafifleyebileceği endişesinin de ortadan kalkmasıyla birlikte yükseliş hakim olmuştu. Peki ayrıntılarda neler var? Şimdi Dubai'ye gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Bloomberg ET Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ersoy, hoş geldin. Evet, Asya'daki ayrıntıları senden alalım. Pelin, merhaba, hoş bulduk. Evet, demin sen de belirttiğin gibi bu bankacılıkla ilgili krizde biraz yumuşama durumu var gibi. Amerika artıyla kapattı. Asya'da da artılar var. Amerika'da tüm banka mevduatlarına geçici de olsa güvence gelsin mi konusu var. Bu da biraz korkuları geride bıraktı diyebilirim, ama tabii yeni bir banka veya yeni bir konu gelene kadar diyelim. Şu anda iyimserlik var. Japonya bugün tatil. Onun dışındaki borsalarda da yeşiller görüyorum. Gayet iyimser bir hava var. Borsalar dışında, finansal piyasalar dışında tabii ki Xi'nin Moskova ziyareti önemli başladı. 3 gün sürecek. Oradan olumlu açıklamalar, ılımlı açıklamalar geliyor. Bütün bunlar, 3 günlük görüşmeler geçtikten sonra da Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğine dair haberler vardı. Orada Japonya Başbakanı Kishida de şu an Zelenskiy'i ziyaret ediyor. IMF haberleri vardı. Sri Lanka'ya 3 milyar dolarlık kredisini onayladı. Pakistan'da işlerin toparladığına dair haberler vardı, ama genel olarak dediğim gibi birazcık bankacılık krizi yumuşadı havasıyla şu anda yeşiller hakim. Aynı şeyi petrol için söyleyemeyeceğim. Dün düştü, sonra toparladı, o artıya geçmişti. Bugün hafif de olsa ekside 67 dolar ve 73 dolar seviyesinde. En önemli haber petrol tarafında Rusya'nın Çin'e olan ihracatı Suudi Arabistan'ında önüne geçti geçtiğimiz ay ve Çin Rusya'nın en büyük alıcısı oldu. Ondan sonra da en büyük alıcısı Hindistan. Orada Trafigura en büyük petrol traderlarından bir tanesi, Çin'in talebinin çok kuvvetli olduğunu söyledi. Katar Kraliyet ailesinin yarın Manchester United için teklif vermesi bekleniyor. Bu arada bu Credit Suisse olaylarının tabii Körfez bölgesine etkileri tartışılıyor. Saudi National Bank en çok etkilenen tabii ki banka oldu. En büyük hissedar olduğu için. Ayrıca Qatar Investment Authority de Credit Suisse'in Londra'daki binasının sahibi. O da bundan etkilendi. Son olarak da Mısır Pound'unun değer kaybetmene devam ettiğini söyleyebilirim. Evet Pelin, bugün nispeten de olsa iyimser bir hava var diyebilirim Asya tarafında. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Kazancı, aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalıyoruz içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, küresel piyasalarda bankacılık krizini konuşmaya devam ederken özellikle gelişmekte olan ülkelere nasıl yansıyacak? Tüm bu ayrıntıları kendisiyle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Risk Capital gelişmekte olan piyasalar kıdemli danışmanı Emre Akçakmak'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Akçakmak, hoş geldin yayınımıza.
Teşekkürler, günaydın. Evet, şimdi aslında bakacak olursak bankacılık endeksindeki kayıplara bakıyoruz. MSCI Dünya Bankacılık Endeksindeki kayıplar 500 milyar doların üzerine çıkmış bulunmakta. Gelişmekte olan ülkeler bankacılık tarafına bakacak olursak burada da aslında satışları içeride de takip ettik. Satışların hakim olduğunu görüyoruz ama görece daha sınırlı. Ne dersiniz dolayısıyla, yani küresel bir resmi yorumlayalım ve özellikle emerging market tarafına nasıl etkileyecek bundan sonraki süreçte? Yani küresel resmi şu anda yorumlarız ama bir gün sonra değişir. 4 banka battı, bir banka batmak üzere sallantıda. Ama hepsi gelişmiş piyasalarda olan ve gelişmiş piyasalara has sorunlardan dolayı oluşan durumlar. Sistemik risk var mı yok mu? Asıl önemli olan konu bu. Şu anda görünen Amerika'daki 2 banka biraz daha izole. Avrupa'da da Credit Suisse'in durumu çok uzun süredir biliniyordu. Bir de bu kripto durumundan dolayı İngiltere'de daha küçük çapta bir bankada sıkıntılar yaşandı. Hani şu anda biraz daha izole görünüyor. Gelişmekte olan piyasalara baktığımız zaman ise böyle bir sorunun en azından dışarıdan bakınca, hani çok derinlere inmeden, olmadığını görüyoruz. Ama bankacılık sektörü biraz enteresan bir sektördür. Bir yerde bir sorun varsa, Warren Buffett'ın bir lafı vardır, bir yerde bir hamam böceği varsa daha fazla hamam böceği de vardır. Bundan şüphelenmek gerekir. Herhalde biz geçen hafta konuşsaydık Amerika'daki durumu veya 2 hafta önce konuşsaydık, bir bankadan bahsediyor olacaktık. Şimdi bunun sayısı arttı. Eğer bir yerde güven azaldıysa, özellikle bankacılık sektöründe, sorunlar beklenebilir. Ama gelişmekte olan piyasalarda şu anda aynı tip sorunların yaşanmadığını düşünüyorum. En azından o seviyeye gelmedi. Bir şeyi çok sallarsınız. Hani belki bir deprem gibi düşünelim. Depreme dayanıklılığı azsa zaten Credit Suisse'in çok uzun süredir durumu belliydi. Ama gelişmekte olan piyasalarda farklı. Biraz daha orada risk iştahıyla ilgili bir durum var. Orada biraz daha geçici gibi görünüyor hareketler. Ama görmek lazım gelişmiş piyasalarda daha neler olacak. Şimdi özellikle burada bir süre daha izlemek gerekiyor dediniz. Şimdi sizin öngörünüz bu bağlamda nedir? Yani buradaki krizin derinleşebileceği konusuna dair bir endişeniz söz konusu mu? Yoksa alınan müdahaleler konusunda, özellikle mesela az önce de yine başlıklar arasında da bildirdim. Wall Street CEO'ları mesela First Republic'in sermayesini güçlendirmeyi değerlendiriyor bir tarafta. Yani atılan adımlar, Fed'in atmış olduğu adımlar vardı. Nitekim Hazine Bakanlığı tarafından atılan adımlar vardı. Dolayısıyla bunu bir likitte krizi olarak mı görmeliyiz, yoksa bunu hakikaten bankacılık krizi olarak mı görmeliyiz? Endişelenmemiz lazım. Herkesin endişelenmesi lazım. Ama yani böyle bir durumda endişelenmeden evet her şey çok güzel demek zor. Ama bahsettiğiniz gibi atılan adımlara baktığımız zaman bu atılan adımlar birçok öğrenilmiş durumun, yani tamam Amerikan piyasası politika yapıcıları bunlar her zaman Avrupalılara göre özellikle biraz daha proaktiftir ama biz Lehman krizinde, işte finansal krizde 2008-2009 döneminde gördük Eylül ayında o batışta belki atmadıkları adımları bugün çok daha proaktif attıklarını görüyoruz. Avrupa'da da İsviçre'de özellikle şu anda buna benzer adımların proaktif olarak atıldığını görüyoruz. Yani endişe etmeli miyiz? Endişe etmeliyiz. Mutlaka durum nereye doğru gidecek bunu görmemiz lazım. Ama politika yapıcıların attığı adımların da proaktif olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Fed'in burada faiz artırımının nasıl gelişeceğini de tabii takip edeceğiz. Ama ilk anda gördüğümüz kadarıyla proaktif adımlar atılıyor ve daha da önemli olan şu anda durum nispeten izole görünüyor. Sistemik bir risk yok gibi görünüyor. Şu anda bu baz senaryoyla herhalde devam edebiliriz diye düşünüyorum. Peki Fed'den bugün başlayacak toplantı için bir sürpriz bekler misiniz Emre Akçakmak? Yani ECB'den gelmedi, hatta Christine Lagarde'ın konuşmalarında bankacılığın sistemimiz o kadar sağlam ki buna rağmen 50 bas puanı arttırmaya devam ediyoruz. Yani fiyat istikrarı peşinde koşan bir ECB'yi gördük. Fed'de de aynı şeyi görecek miyiz? Yani finansal istikrar mı, fiyat istikrarı mı, dolayısıyla finansal bir risk oluşabilecekken böyle bir süreçte finansal riski görmezden gelip fiyat istikrarı yönünde ilerleyen bir Fed'de karşı karşıya mı olacağız?
Bence politika yaklaşımı da farklı. Zaman da üzerinden geçti. Yani bence Lagarde gibi doğrudan bu işe gitmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Hani burada sürpriz olur mu dediniz. Sürprizi nasıl nitelendirdiğimiz önemli. Çünkü 50 bas puandan 25'e geldik şu anda senaryo olarak. Burada sıfır olup tonunu değiştirebilir. Bu sefer faiz artırımı yapmıyorum çünkü belirsizlikler var, görmemiz lazım diyebilir ama faiz artırımı yapmıyorum. Bundan sonra devam etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Enflasyon benim birinci önceliğim. Bankacılık sektöründe olanlar izoledir. Biz bunları kurtardık ve yolumuza devam ediyoruz şeklinde olabilir. Ya da 25 bas puan artırıp biraz daha ileriye yönelik beklentileri değiştirebilir. 25 artırdım ama bundan sonra biraz daha duracağım. Oradaki nokta atışlarına, oradaki beklentileri biraz daha izleyeceğim ve kendi adıma da değiştireceğim diyebilir. Yani ben her iki durumda da ya 25 ve çok çok yumuşak bir ton ya da sıfır ve biraz daha belki enflasyona odaklı bir ton beklerim. Nette hani çok büyük bir sürpriz olmaz bu iki durumda ve bu bağlamda da sürpriz beklemediğimi söyleyebilirim. Peki şimdi bu sürpriz beklenmediği takdirde gelişmekte olan ülkelere biraz yansımasını konuşalım. Dolayısıyla böyle bir patikadan devam eden küresel merkez bankaları yolculuğunda gelişmekte olan ülkeler tarafında nasıl bir seyir bekliyoruz? Az önce Ersu Erkazancı da bahsetti. Mesela Mısır para birimindeki değer kaybı devam ediyor. Dolayısıyla hem hisse senetleri açısından hem de para birimleri açısından aslında bu yıla başlarken çok da olumsuz bir tablo beklemiyorduk ama neden böyle oldu? Bu tablo beklediğimiz şekilde evrilir mi? Ne dersiniz? Burada da dayanıksız ülkelerin, hani biraz önce sektörleri belki şirketleri konuştuk ama dayanıksız ülkelerin genel sistem olarak bahsediyorum. Onların çok uzun süredir zaten baskı altında görüyoruz, olduğunu görüyoruz. Şimdi burada şuna da bakmak lazım. Amerika'daki 10 yıllıklar, 30 yıllıklar, bütün hazine bonolar, faizler düşüyor. Normalde faiz Amerika'daki düşüşler gelişmekte olan piyasalarda da düşüşlere yol açar. Ama şu anda az önce bahsettiğiniz piyasalar dahil gelişmekte olan piyasaların Eurobond'larının, Eurobond faizlerinin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Yani bu sefer biraz farklı. Amerika'daki faiz düşüşü artık çok iyi bir ortama girdik. Bu iş bitti anlamına gelmiyor. Amerika'daki faiz düşüşü buradaki yatırımcıların %4,5-5'lerde bir bakıyor, faizler oralarda zaten çok yüksek seviyelerde. Ben paramı nereye park edebilirim? Piyasadan çıkıp hisse piyasasından veya başka piyasalardan bu riskten nasıl kaçabilirim diye bakıp çok ani bir şekilde 100 bas puan belki daha fazla bir düşüşler gördük. Orada riskten kaçış aslında var. Gelişmekte olan piyasalara da bakınca hani Türkiye'nin de dahil olduğu Eurobond'lara bakıyoruz. Bütün Eurobond'larda 50-100 bas puan civarında artış var. Aslında risk iştahı azalıyor, faizler düşüyor Amerika'da ama gelişmekte olan piyasalarda risk iştahı azalıyor. Türkiye'nin durumu biraz ilginç, belki onu biraz daha detaylı konuşuruz ama bütün şu anda kırılgan olan ülkelerde, Eurobond'larda faizler yükselirken Türkiye'de biraz düşüş var. Bu da herhalde kurla beraber birçok alanda yapılan regülasyonların etkisi olabilir veya farklı bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz şeyler oluyor olabilir. Ama gelişmekte olan piyasalarda genel anlamda bir pozisyon azaltımı, risk iştahının azalması durumu var. Hemen lafıma küçük devam edeyim. Burada kırılgan olan piyasalardan bahsettik. Az önce Ersoy da bundan bahsetti. Sri Lanka 3 milyar dolar bir IMF anlaşması var. Pakistan'da çok sıkıntılı bir süreç var. 200 milyonluk bir ülke, 300-350 milyar dolar ekonomisi var. Yani çok da küçük değil aslında. Belki kişi başına çok düşük ama aslında büyük sayılabilir. Ve nükleer silahlanma özelliği olan bir ülke. Oradaki durumun nasıl gittiği çok önemli. Mısır'da stres var. Afrika'ya gidiyoruz. Nijerya ve Kenya'da çok büyük stresler var. Güney Afrika'da stres var. Şu anda Orta Doğu'ya henüz gelmedi ama orada da belki bir sonraki adımda özellikle bankacılık sisteminde bu Saudi National Bank Credit Suisse'de hissesi olan bankanın ötesinde
biraz daha orada karlılıkların azaldığı ve farklı bir yatırımcının oraya farklı şekilde baktığı düşük petrol ortamında bir ortam görebiliriz. Peki Emrah Çakmak, özellikle güvenli liman varlığının tanımının değiştiği bir süreçte miyiz? Yani bundan 5 yıl önce güvenli liman dediğimiz zaman yatırım varlıkları arasında bambaşka para birimleri ve bambaşka varlık sınıflarını konuşurduk ama bugün revizyona uğradığını düşünüyoruz. Ne dersin? Evet, doğru söylediniz. Aslında şu anda bana sorsanız hangi piyasa güvenli liman olarak görüyorsun diye sorsanız yine Amerika gibi görünüyor. Bütün bunlara rağmen elinde yazıcı makinesi olan, para her zaman basabilen ve bundan çok fazla etkilenmeyen tek ülke şu anda Amerika. Güvenli liman şu anda zor. Güvenli liman dediğimiz belki sabit getirdiği yatırımlar olarak görünüyor ama orada da bankalarda bir sıkıntı yaşandığı zaman neler olabileceğini hep beraber gördük ama mevcut durumda hani bunlar çok uzun süredir belki 30-40 yıldır Amerikan dolarının hegemonyası bitiyor mu şeklinde konuşulur ama bu durum devam ediyor ve bütün sıkıntılı durumlarda ne yapıldığına baktığımız zaman ve elindeki bu durumlara karşı araçlar en fazla, en derin, en güçlü olan yine Amerika gibi görünüyor. Zaten piyasa hareketlerine de baktığımız zaman çok ironik bir durum var orada. Amerika'da yaşanan sıkıntılar gelişmekte olan ülkeleri vuruyor ama gelişmekte olan ülkelerde bu seviyede sıkıntılar görmüyoruz. Peki merkez bankalarının özellikle politikalarına dönüp bakalım. Bu hafta Merkez Bankamızın faiz politikasını yine izleyeceğiz. En sonki toplantıda 50 bas puan ölçülü bir indirim yaptığını belirtmişti Metin'de de. Dolayısıyla bu yaşananlarla birlikte ne kararı alır ve bundan sonraki süreçte patika ne olur? Faiz kararını yine izleyeceğiz dediniz ama bence yine izlemeyeceğiz desek de olabilir birçok piyasa oyuncusu için. Burada daha önce de konuşmuştuk. Faizlerinin, Merkez Bankası faizlerinin artık geçerliliği piyasada çok azaldı. Piyasa faizlerine, enflasyona, faizlerin nerede olabileceğine baktığımız zaman çok farklı yerlere gidebiliyoruz. Yani burada geçen sefer de yine konuştuğumuz gibi faizler indirilir mi? İndirilebilir. 50 bas puan inebilir, 100 bas puan inebilir, 50 bas puan yukarı çıkabilir. Ama hepsi aynı derecede piyasadaki yatırımcının gündeminin biraz daha dışında olacaktır. Bugün mevduat faizleri %28'lerde daha da yukarı doğru çıkıyor. Evet. Enflasyon hala yüksek. Yani o yüzden oraya ben şahsen çok fazla odaklanıyorum açıkçası. Emrah Çakmak, çok çok teşekkür ediyorum aktardıkların için diyoruz. İS Kapital kıdemli, gelişmekte olan kıdemli danışman Emrah Çakmak'la birlikte değerlendirmiş olduk gelişmekte olan ülkeleri. Kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Çağlar Kuzukluoğlu bizlerle birlikte. Çağlar, günaydın, hoş geldin. Evet, bir tarafta küresel piyasalarda bankacılık krizini konuşuyoruz ama fiyatlamalarda da oldukça sert dalga boyunun olduğunu da gördük. Az önce Emre Akçakmak'la da söyledik. Güvende liman varlıklarının sınıflandırılmasının da değiştirildiği günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla ne dersin bizlere? Küresel piyasalardaki fiyatlamalar ne işe ediyor. Pelin, bir uzun vadede biraz da kısa vadede bir görüntü sunmaya çalışacağız ama girizgahı biraz detaylı yapmak gerekebilir. Nitekim hem Türkiye'de hem dünyada 2020'lerin başlangıcından itibaren düşünecek olursak benim gözlerimin önüne yanlış hatırlamıyorsam eğer biz salgınla tam manasıyla muhatap olmaya başlamadan önce 2020 yılının başında İranlı bir generalin Irak'ta suikaste kurban gitmesiyle jeopolitik risklerin 2020'lerin daha ilk gününden itibaren 2020 yılın birinci gününden ikinci gününden itibaren başladığı bir sayfayla açıldı. Salgın dönemini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yıl bazlı gittiğimizde belki ben bunu araştırma masasında çok fazla tekrar ettim ama
her yılın içerisine bir ya da birden fazla jeopolitik konular ya da jeopolitik konuların da haricinde belki de piyasaların kitabi bilgi olarak baktığımızda direkt merkezine alamayacağımız konular her yılın içerisine girmek durumunda kaldı. Bununla beraber işte son dönemde ABD ve İsviçre bankaları üzerinden konuştuğumuz konular var ama salgının hem makro iktisadi yapının içerisinde yaratmış olduğu belirsizlik ve riskler hem de piyasaların makro iktisadi görünümle ve tema ile uyumlu bazen de uyumsuz olarak gerçekleştirdiği hareketler ya da algılar önümüze çıkar vaziyetteydi. Şimdi ilk grafiğimize bir bakalım. Burada elimizdeki donelerden bir tanesi en azından küresel piyasalardaki görünümü detaylı anlamak adına. Burada Pelin ABD 10 yıllık tahvil faizi ile S&P 500'ün hareketini görüyoruz. Aslında bizim için ABD tahvil faizlerinin öneminin daha da belirginleştiği yıl olarak belki de 2021'in 3. ya da 4. çeyreğini işaret etmek doğru olacaktır ama değerli izleyicilerimiz 2020'den itibaren beyaz renkli S&P ve turkuaz renkli ABD tahvil faizinin 10 yıllık tahvil faizinin hareketiyle aşağıda da korelasyonunu görüyor. Aslında burada bize şu bir nevi işaret ediliyor diyebiliriz. Belki de 2021 yılındaki dün Powell'ın son konuşmasında tırnak içerisinde bir miktar pişmanlık ya da bu kendi görüşünü tekrar düşüncesini dile getirme noktasında sinyaller verdiğini de ben ifade etmeye çalışmıştım. Bizim küresel piyasalardaki Covid sonrası rally döneminde birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Buradaki açıkçası değişimin kırılma noktası 2021'deki parantezi göz ardı edecek olursak 2022'ye yaklaşmaya başladığımız anda çok daha belirgin hale gelmiş vaziyette. Yani dünyada biz şu anda finansmana erişimin para politikaları nedeniyle zorlaştığı bir dönemden bahsediyoruz ki bu noktada son haber akışlarının acaba parasal genişleme ya da parasal sıkılaşma noktasında şu anda bir değişikliğe neden olmayacağı noktasında da düşüncelerimiz var. Ama hisse senedi piyasalarının baskı altında kaldığı dönemde ABD tahvil faizlerinin yukarı yöndeki seyrine tanık olmuştuk. Ta ki şu son haber akışlarına kadar bakalım az önce baktığımız resim nasıl değişecek? Bir tane de kısa vadeli bir görünüme bakacağız. Bu da belki de çok doğru bir ampirik sonuç vermeyecek bir açıkçası vadeye sahip. Ama önemli bir nokta var Pelin. O da şu, geçtiğimiz Ekim ayından itibaren biz hisse senedi piyasalarında özellikle 2022'de baskı altında kalan gelişmiş ülke varlıklarında bir miktar bir ılımlaşma izlemiştik. Ama 2023'ün başından itibaren çok kısa süreli bu ılımlığın devamının ardından tekrar gelişmiş ülke varlıklarının bu haber akışlarını da içine katarsak son dönemdeki haber akışlarını baskı altında kalmaya devam ettiğini izledik. Şu anda da beyaz renkli çubuklar bize şunu gösteriyor. Bizim sık sık hisse senedi piyasasında göz attığımız VIX endişe endeksinin özellikle Chicago borsası içerisinde yer alan gelişen ülke varlıklarıyla olan spreadine baktığımızda gelişen ve gelişmiş ülke varlıklarının arasındaki fark da bize şunu gösteriyor. Şu anda ABD hisse senedi piyasalarında ABD endekslerini, ABD hisselerini baz alırsak gelişen ülke varlıklarına oranla daha fazla bir basınca maruz kaldığını söylemek mümkün ki hatırlanacağı üzere yine araştırma masası da 2022'nin sonlarında en az 3-4 kurumun özellikle gelişen ülke varlıklarının bu sene ayrışmada pozitif tarafta gelişen ülkeler kendi arasında ayrışacak ama özellikle gelişmiş ülke varlıklarına göre çok daha pozitif ayrışabileceğini konuşur vaziyetteydik. Son cümle, ez cümle özellikle İsviçre frangının son dönemde yaşanan olaylar sonrasında gelişmiş güvenilir liman algısını kaybetmesinin ardından tekrar Japon yenini mesela konuşur vaziyetteyiz ve ona eklemlendirdiğimiz unsurların içerisinde gelişen ülke varlıklarının da olduğunu hatırlamak gerekiyor. Bakalım devamı nasıl gelecek, hep beraber izleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum Çağlar Kuzukluoğlu aktardıkların için diyoruz. Hemen info yatırıma gidiyoruz buradan. Borsa açılış beklentisini karşılamak üzere İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin yayınımıza. Vadeli tarafa bakıyorum, pozitif ardından negatif bölgeye geçtiğinde takip ettik. Dolayısıyla dalgalı bir günü başlatmış gibi görünüyoruz vadeli tarafta. Peki borsa açılış beklentisi ne oluşturuyor? Günaydın Pelin. Piyasalara baktığımızda gerçekten haftaya biraz daha yurt dışına göre negatif yönde ayrışarak
bizim piyasalarımız başladı. Genel olarak içeride bugün çok önemli bir veri akışı yok. Daha çok dışarıda Almanya tarafında ZV endeksi ve Amerika tarafında ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. Küresel piyasalara da baktığımızda geçen hafta daha çok biliyorsunuz bankacılık kriziyle ilgili bir gelişme yaşandı. Burada Amerika'da öncelikli olarak bir bankanın batması ve devamında Avrupa tarafında başka bir bankanın batmasıyla birlikte piyasalarda ciddi bir panik havası oluşmuştu. Daha sonra bu bankaların tekrar el değiştirmesi, müdahale edilmesiyle, hızlı bir şekilde edilmesiyle piyasalarda biraz daha normale gelme çabasının ağır bastığını gördük. Bu hafta içerisinde de dün itibariyle yurt dışı piyasalarda biraz daha iyimser bir havanın estiğini gördük bu gelişmelerle birlikte. Özellikle de merkez bankalarının hafta sonu toplanması ve dolar likiditesini piyasada biraz daha arttırmaya yönelik adımları piyasaları bir miktar şimdilik zaman kazandırdı diyebiliriz. Şu anda piyasalar biliyorsunuz bu hafta yarınki FED toplantısına odaklanmış durumda ve merkez bankalarının burada faiz artış hızlarını yavaşlatıp yavaşlatmayacağı merakla bekleniyor. Çünkü ECB tarafına baktığımızda herhangi bir faiz artış hızında bir yavaşlamaya gidilmedi. 50 bas puanlık bir artış yapmıştı. FED tarafına baktığımızda ise şu anda 25 bas puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor. Daha önce evet. 50 bas puandı. Bizim piyasalarımıza da döndüğümüzde bizde biraz daha yurt dışına göre negatif bir ayrışma var. Kur tarafında çok fazla bir hareketlilik yok. Dün özellikle 60 günlük ortalama evet. kırılmıştı 5080 seviyesinde. Bugün buranın üzerine çıkıp çıkmayacağımızı takip edeceğiz ama şimdilik buranın önemli bir direnç olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum İsmail, aktardıkların için Info Yatırım ailesine iyi seanslar diliyorum. Diyerek programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.